Değerli Bursa'da bugün TV izleyicileri Sohbet Odası'na hoş geldiniz. Bugün Sohbet Odası'nı stüdyo dışında bir yerde yapıyoruz ve çok güzel bir mekandayız. Tarihi olan, geçmişi olan, her Bursalı'nın mutlaka hatırında bir cümle dahi olsa yeri olan bir yerdeyiz. Merinos'ta Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeyiz ve çok değerli bir misafirimiz var bugün. Kendisinin tabii siyasi geçmişi, kişiliği, gerçekten örnek bir insan profiliyle Bursalıların yerinde de gerçekten gönlünde yer etmiş bir isim. Sevgili Şevket Orhan'la beraberiz. Peki Şevket Orhan kim? Tabii birçok unvanı var ama artık yeni bir unvanı var. Bursa Kent Konseyi Başkanlığı'ndan seçildi geçtiğimiz günlerde. Kendisiyle hem Kent Konseyi'ni konuşacağız hem kendisinin de anılarına ilişkin bugün çok keyifli bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Efendim Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Eksik olmayın. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Bizler de öyle. Şimdi biraz sizden Bursa Kent Konseyi yolculuğunu dinleyelim. Daha siyasete ve geçmişe dair tabii çok sohbetimiz olacak. Kent Konseyi Başkanlığı'na giden yol nasıl gelişti? Şimdi tabii ben yaklaşık 12 yıldır falan aktif siyasetten uzağım. Hı hı. Ama tabii davet ediliyorduk. İşte bayramlarda, seyranlarda davet edilince gidip orada nezaket koşulları çerçevesinde kendilerini dinledik. Onlar bize gerekli saygı, sevgi gösterdiler. En son bayramlaşmada Sayın Başkanım abi dedi bir görüşebilir miyiz falan dedi. Sayın Ali Aktaş Bey. Olur görüşelim başkanım dedim. İşte şey yaptık oturduk görüştük. Dedi ki abi sizi Kent Konseyi Başkanı olarak düşünüyorum. Hiç aklımda olan bir şey değil. Kent Konseyi yetkisini nereden alır? Nedir? Ne iş yapar? Bundan hiçbirini bilmediğim için dedim ya başkanım bana bir müsaade edin. Ya birkaç gün bir düşüneyim, inceleyeyim, araştırayım. Bana uygun mu, değil mi? Yani ne yapabiliriz? Faydamız olacak mı, olmayacak mı? Rahatımızı bozmaya değecek mi? Neticede birkaç gün araştırdım, inceledim. Gerçekten eğer iyi kullanılırsa çok faydalı olacak kanaatinde olduğum bir ortam çıktı önüme. Gücünü 5393 sayılı yasadan alan, onun 76. maddesinden alan bir yetkiye sahip. Artı uluslararası sözleşmelere ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti imza attıysa, o imzaladığı sözleşmelerden de kent ve kent yönetimiyle ilgili yetki alıyor. Birleşmiş Milletler'den oradaki alınmış olan kararlardan yetkisini alıyor. Dolayısıyla baktım eğer iyi kullanılırsa güzel şeyler yapılabileceği kanaati oluştu. Ama buraya gelince çok farklı bir ortam. 5000 küsur tane dernek, kuruluş bunların hepsi bu konseyle alakalı. Dolayısıyla geldim çok böyle sanki dışarıdan bakınca çok basit bir işmiş gibi görülüyor fakat hakikaten Bursa'nın ihtiyacını biz eğer karşılayabilirsek çok güzel bir iş olacak. Neticede Sayın Başkan'a dedim ki ya başkanım ben bu işi kabul ederim ama beni siyasi kimlikli görmemek kaydıyla. Çünkü burada her kesimden topluluğa hitap edecek bir ortam var. Zaten bu kuruluşun amacı da o. Yani ben burada evet benim bir dünya görüşüm muhakkak vardır ama bunu öne çıkarmadan her kesime aynı adaletli ölçülerde yaklaşıp her kesime faydalı olabilecek bir ortamı oluşturmak için burada olacaksam olayım. Yoksa siyasi kimliğim üzerinden devam edeceksek ben bu işi yapmayayım dedim. Ve dedim sonra ben açık söyleyeyim yani sizden böyle sizin çantanızı taşıyacak pozisyonda bir adam olmam. Evet sizinle istişare ederiz. Sizinle bir takım konuları değerlendiririz ama ben sizin çantanızı taşımam dedim. Bunu böyle bilesiniz. Zaman zaman size karşı bir takım serzenişlerim de olabilir. Bunları da lütfen dikkate alın. Benimle ilgili kararınızı ona göre verin dedim. Sağ olsun abi sizi tanıyoruz. O nezaketinize inanıyoruz. Dolayısıyla bu işi beraberce Bursa'nın hayrına güzel bir şekilde yaparız dediler. Bu serüven böyle başladı.
Çok da iyi bir yere doğru gidiyor belli ki. Çok bir genel kurulu gerçekleşti. O genel kurulda da üyeler size teveccüh gösterdiler. Evet, her kesimden birçok noktada insanların tercih ettiği bir isim oldunuz. Ve Bursa Kent Konseyi başkanlığınız startı vermiş oldu. Şimdi bu noktadan sonra hedefleriniz nedir Sayın Başkan? İnceleme şansı buldum dediniz ama evet. Şimdi ilk yola çıkarken belli ki bir araştırma yapmışsınız. Daha önceki tecrübelerinize istinaden de eminim bir altyapı çalışması oluşturmuşsunuz. Evet. İlk hedefiniz nedir efendim? Şimdi ilk hedefim burada bir arkadaşları bir tanıyayım. Yaklaşık 30 tane komisyon var. Çok bu komisyon tabii her gün bir arkadaşı daha tanışamadığım bir sürü komisyonlar var. Her gün geliyor arkadaşlarımız. Bu arada misafirlerimiz de geliyor. Bayağı bir yoğunluk var. Araya bir de biz çıktık Sayın Başkan. Estağfurullah, rica ederim. Ben mutlu oldum, sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi böyle bir tanıma ortamı oluştuktan sonra işlevle ilgili kendileriyle oturup konuşacağız. Ben yeni bir çalışma yaptırıyorum. Benim hukukçu arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili uluslararası sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler'den doğan hak ve yetkilerimizi, bunlarla ilgili kendileri de şu anda bir çalışma yapıyorlar. Yeni bir hukuk komisyonu kurdum. Onlar bu noktada çalışıyorlar. Bunlardan biz Bursa'mıza ne katabiliriz? Ne kadar güç alabiliriz? Bunları da araştırıyorum. Hepsini bir araya getirdikten sonra zaten bize verdiği kent konseyine yetkiler var. Diyor ki burada hemşirelik bilincini güçlendirmek, arttırmak. Ya bununla ilgili inşallah arkadaşlarla geçen ilk toplantımızda dedim ki birinci maddeden başlayacağız. Hemşirelik bilincini arttırmak. Herkes buraya bir şekilde ekmek yemek için, hayatını sürdürmek için gelmiş. Kimisi doğudan gelmiş, kimisi batıdan. Bakıyorum bayramlarda herkes ayrı ayrı kendi kültürüyle yine bayramlaşmalarını yapıyor. Bir arada oluyorlar. Dedim ki ya bir arkadaşlarla bir oturalım konuşalım. Belki bu bayram olmaz da belki başka bayram olur ama biz bu arkadaşları bayramda da olsa veya farklı bir günde hepsini bir araya toplayıp. Ne güzel. Burada bu arkadaşlarımızın birbirlerine hediye vermelerini, birbirlerine kucaklaşmasını sağlarsak bu birlik beraberliği, bu Bursalılık bilincini arkadaşlarımıza eğer bir şekilde anlatabilirsek fevkalade güzel şey olacağı kanaatindeyim. İnsanların birbirine sevgiyle, sıcak bir şekilde bakması, birbirini kucaklamasını, birbirini tanımasını, birbirinden yardım almasını sağlayacak bu ortamı oluşturabilirsek birinci adımımız bu olsun diyorum. Evet oluyor Sayın Valimizin başkanlığında. Belediye başkanının başkanlığında, partiler kendi arasında, herkes bir şey yapıyor ama biz bir sivil kuruluşu olarak bütün sivil toplum kuruluşlarını ama bayramda ama ayrı bir günde bir araya getirip bu birliği, beraberliği tesis edebilirsek iyi bir şey olacak kanaatindeyim. Şimdi tabii siz de bahsettiniz aslında bir çatı. Bir kuruluş. Dolayısıyla onun altında toplamak, bu şemsiyenin içinde var olmak önemli ve herkesin bu konuyla ilgili mutlaka fikirleri gelişecektir. Herkesin mutlaka sizle paylaşacağı şeyler olacaktır ama şunu sormak istiyorum hem de deneyimli bir siyasetçi olarak size. Şimdi Bursa Kent Konseyi'nin gerçekten önemli misyonları var. Ben bu misyonlardan birinin de aslında Bursa için bir kimlik önerisinde bulunma platformu olarak da görüyorum. Şimdi Bursa'da... Evet, çok doğru. Çok önemli tabii ki sac ayakları var, sanayisi var, tabii, efendim, otomobili tabii, var, turizmi tabii. var, tarihi var. Hem Şevket Orhan olarak hem de sizin bulunduğunuz mevki olarak efendim, sizce Bursa'nın üst kimliği yani esas kimliği ne olması lazım tanıtım noktasında? Şimdi tabii Bursa'da sizinle malumunuz olduğu gibi bir tarih şehri Bursa, turizm şehri Bursa, sanayi şehri Bursa, tarım şehri Bursa. Aklınıza ne geliyorsa sayabiliriz. Fakat ben şahsen yani turizm ve tarih noktasında Bursa'yı öne çıkartırsak inanın iyi şeyi yakalayacağımız kanaatindeyim. Çünkü baktığımızda 135 yıl gibi bir süre Osmanlı'ya payitahtlık yapmış bir şehir var. İznik'e gidiyorsunuz, İznik'te Selçuklu'ya başkentlik yapmış ve Roma'dan gelen bir tarih var, kültür var. Yenişehir'e gidiyorsunuz. Yenişehir'de de kısa bir sürede olsa
Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir süreç var. Mudanya'ya geliyoruz. Mudanya, Mondros, Mudanya mütarekesi en az Sivas ve Erzurum Kongre'ye kadar önemli. Kesinlikle. Yani Bursa'ya Yunan işgali olduğunda hepimizin malum olduğu üzere kürsüye siyah önlük örtü konan, meclis kürsüye siyah örtü konan tek şehir. Bursa Yunan işgalinden kurtulduktan sonra o örtü kalktı. Bu kadar tarih ve kültür noktasında önde olan bir şehri istediğimiz noktaya taşıma mecburiyetimiz var. 6 tane padişahımız Bursa'da meftun. Yani böyle büyük zenginliğe sahip, tarihi zenginliğe sahip bir başka şehrin olduğunu ben tahmin etmiyorum. Yani. Bizim tarih üretmemize gerek yok. Bizim yok. Zaten tarihin içinde yaşıyoruz da. Şimdi Kültür Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alparslan'la biz çok eski tanışırız. Hı. Geçen hafta iki konu için Ankara'ya gittiğimde kendisine de uğradım. Hı hı. Dedim ki ya Nadir Bey ne olur şu Bursa'ya el atın. El atın. Mesela dedim kale içi diye tabir ettiğimiz Hisar bölgesini, o sur içini eski geçmişteki o Osmanlı'ya meskun mahal olarak kullanıldığı dönemdeki şekliyle bir projelendirme yaparsanız burası, gelen turistlere bakın, burası Osmanlı'nın meskun mahalli. Hanlar bölgesinin etrafını açıp hanları ortaya çıkartabilirsek, bakın burası ticaret merkezi. Ama bunların etrafı destekleyerek, işte buralara otoparklar, çeşitli şeyler yapıp, giriş ve çıkışları düzenleyip, bu iki bölgeyi bu şekilde bir insanlarımıza, gelen turist sayısını arttırma noktasında, ya Avrupa'ya gidiyoruz, bir taş için 80 kilometre gidiyoruz uzağa. Gerçekten öyle. Ya benim burada bir sürü, elimde o kadar done var ki, tabii. Hangi birini anlatayım? Bu kadar donemizin olduğu bir tarih şehrini biz tanıtamıyoruz. İstediğimiz kadar da turisti Bursa'mıza çekemiyoruz. Eğer bu konuda da arkadaşlarla da bunu görüşeceğiz. Bunun için özel bir komisyon oluşturup, bu çalışmayı bir başlatıp, Bursa'mıza ne yapabiliriz tarihi ortaya çıkarma noktasında? Bununla ilgili bir çalışma yaptırıp, ben Bursa tanımım şu, sırtını Uludağ'a yaslamış, ayaklarını denize uzatmış bir insan. Yarım saat üstümüzde dağ, yarım saat altımızda deniz. Ne denizimizi istediğimiz gibi kullanıyoruz ne dağımızı. Ovayı bile kaybettik değil mi? Ovayı bile kaybettik. Yani şimdi acaba buradan geriye dönüş, kentsel dönüşüm yapıldığında bunları kurtarabilir miyiz? Tabii kentsel dönüşüm de ayrı bir mesele. Onu da ayrı bir şekilde ele almak lazım. Kentsel dönüşüm de ada bazında yapılırsa Bursa'nın kurtuluşu olur. Ve %70'i aşağı yukarı kaçak olan bir şehirde maalesef yaşıyoruz. Aynı zamanda Allah tehlike muhafaza ve riskli. Tabii yani deprem bölgesindeyiz. Evet. Allah muhafaza bir deprem olsa yani insanlarımız maalesef sıkıntıya girer. Çok da. Onun için bir an önce de birinci önceliği şehrin kentsel dönüşüm olmalıdır diye de düşünüyorum. Ama Bursa'nın kimliği derseniz bence tarih kimliği. Elbette hani şuradan da yola çıkabiliriz. Biraz önce siz de bahsettiniz. Şimdi Bursa'nın aslında hani cami anlamında da çok, medrese anlamında da çok değerli yerleri var. Hani vurguladık, evet, Osmanlı'nın kurucusu bu topraklarda tabii, yatıyor. Tabii, tabii. Oğlu bu topraklarda yatıyor. Burada araya gireceğim. Özür dilerim. Rica ederim. Estağfurullah. Şimdi Ertuğrul Gazi anma töreni devlet töreni. Fakat Osman Gazi, bravo, Bursa'da devlet töreni maalesef yapılmıyor. Adını devlete vermiş şahıs Bursa'mızda fakat devlet töreni yok. Bunu da gündeme taşıyacağız. Evet, bu konuyla ilgili gerçekten bir kamuoyu oluşturmak lazım. Oluşturmak lazım, taşımamız lazım. Hatta Mudanya Mutarekesi'ni de bu noktada ele alma mecburiyetimiz var. Mutlaka. Mudanya'yı tarihsel bir ilçe olarak görmeyip Bursa'mızın bir parçası ve Mudanya Mutarekesi'nin Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar önem arz ettiğini kamuoyuyla çok iyi paylaşmamız lazım.
Gerçekten o şeyi zaten yaşıyorsunuz içeri girer evet. girmez o atmosferi. Ve vurguladığınız gibi aslında yurt dışında birçok noktada turizmden gelir elde edebilmek için bir öykü yazılır. Evet. O gittiğiniz yere. Şimdi burada öykü yazmaya gerek yok. Yaşanmışlık var. Yaşanmışlık hani bir var. Efsane yok ortada. Aynen. İşte biraz önce hani Tophane sırtlarından tutun da işte Saltanat Kapı'dan Hanlar bölgesine bile indiğiniz zaman dilimi içerisinde ya bu Hanlar bölgesi ne kadar güzel dekore edilmiş denilmiyor. Diyor ki geçmişin ilk ticaret yapılan bölgesi burası. Bursa'nın ayakta kalabilmesinin o dönemde söz sahibi olabilmesinin sebeplerinden biri kozacılık ve ipek böceliği. Evet. Bunlar şimdi Koza Han ismi çok tesadüfi oraya konmuş olmaz. Aynen, aynen. Dolayısıyla şimdi, bunları evet biraz daha pazarlamamız lazım. Şimdi mesela bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde Kükürtlü Mahallesi dut bahçesiydi. O zaman burası dutluktu dediğiniz yer orasıydı evet, değil mi? Dut bahçesiydi ve bu Kükürtlü Hamam'ın önünde bir top sahası vardı. Biz orada top oynardık. Oradan hamama gidiyorduk. Dolayısıyla o kozanın yiyeceği olan dut o bölgede yetişiyordu. Onların yapraklarıyla koza beslenir, çok iyi ipek olurdu. Kozağında köfünlerle, çuvallarla kozalar gelir, satışlar yapılır. Fevkalade farklı bir ortamdı. Tabii bizim gençliğimizde Bursa'nın nüfusu 70'li yıllarda ilk 150 bin falan civarındaydı. Yani biz öyle gençken sigara falan içerken avuç içi saklıyorduk yani. Herkes birbirini tanıyordu yani. Hazır biraz geçmişe dayanmışken aslında bu içinde bulunduğumuz yerin de sizin için bir özelliği var. Benim babam rahmetli burada yaklaşık 25 yıl burada çalıştı. Biz buranın ekmeğiyle büyüdük. Çok çok burası çok farklı bir yerdi. Biz ilk defa sanatçıyı ben burada gördüm. Buranın salonu vardı. Hı hı. Bu salonda dediler ki Güzde Kasacı geliyormuş. Bayan Kahkaha. O zaman işte burada konser falan veriliyordu. İşte buraya gelip onları dinliyorduk genç çocukluğumuzda, gençliğimizde falan. Rahmetli babam buraya yıllarca geldi gitti, buranın ekmeğiydi. Buradaki dostluklar, buradaki samimiyet, o kadar güzel arkadaşlıkları vardı ki. Buradaki çalışanlarla müthiş bir samimi ortam vardı. O zaman zaten Bursa'nın hemen hemen önemli bir kesimi buradan ekmeğini yiyordu. Tabii sadece bu şehir için değil, bölge için de çok bölge önemli bir fabrikaydı. Bölge için de çok önemli bir fabrikaydı. Tabii biz zamanla burası işlevini yitirmeye başladı. Zarar etme, keşke kapanmasaydı. Keşke burada insanlar daha yine ekmek yemeye devam etseydi ama tabii burada olmak şimdi beni hep her gelişimde rahmetli babam aklıma gelir. Buraya kim bilir hangi şartlarda geldi, hangi şartlarda ekmeğini kazandı. Tabii o zaman fakirlik de vardı yani. Tabii. Vardı. Cumartesileri buradan babama şey verirlerdi. Böyle ekmek şey torba içinde bir şeyler verirdi. Biz de beklerdik onu alalım yiyelim biraz. Çok güzel günlerdi yani. Mutlaka. Sizin tabii bir de futbolcu geçmişiniz varmış. Ben orayı bilmiyorum. Evet, şimdi yaklaşık tabii 12-13 yıl falan futbol oynadım. Bumerinos sahasında. Rahmetli Erdoğan abi. Allah rahmet eylesin. Abi. Bizim o zaman tabii 74-75 o yıllarda kabaralı kramponlar vardı. Altı tahta kabaralı. Çiviyle çakılıyordu onlar. Ya devre arasında ayaklarımıza batıyor çiviler. Erdoğan abi bize çekiç falan dediğimiz zaman ulan burası marangoz dükkanı mı? Gidin bakın başınızın çaresine falan. Ayaklarımızdan kan akar falan oynardık. Buraya tabii Merinos sahasına o zaman çim falan nerede? Hak ettin. Buranın kömür tozlarını oraya yayardı çamur olmasın diye. O da çok bütün ümidi derdi ki ulan bir milli piyango çıksa da şu sahayı bir çim yapsam da bir görsem falan diyordu. Rahmetli işte olmadı, olmayınca olmuyor. Allah rahmet eylesin. Amin. Bizim üzerimizde çok emeği vardı. Çok herkesin yani o zamanlar top oynayan amatör takımlarda yani o yıllarda en fazla amatör takım 10-20-30 tane falan yani o kadardı yani. Herkes Merinos'a astıklım tıklım dolar. Cumartesi, pazar oturma yer bulamazsın türbünde. Herkes çekirdeklerini almış. Bekliyor ama çok da güzel maçlar olurdu. Tabii o zaman üçüncülük yok.
Yani herhangi bir tek Bursa Spor var. Bir de amatör takımlar vardı. Odaklanabileceği tek yer orası insanlar. Zamanla bizi aldılar işte Bursa Spor maçlarından önce Sızat'ta top oynattılar falan. Güzel günlerdi ya. Ya o zaman herkes birbirini seviyordu, birbirini tanıyordu. Çok farklıydı yani. Şimdi onu istiyorum. Diyorum ki burada ya bu kaynaşmayı, birliği, beraberliği sağlayalım. Herkes nasıl olsa bir şekilde karnını doyuruyor. Ama dostluğu kuvvetlendirmek lazım. Eğer bu dostluğu kuvvetlendirirsek, herkes birbirini daha fazla severse, daha fazla birbirine yardım ederse, hoşgörüyle bakarsa, inanın çok farklı bir ortam oluşacaktır. Tamam, herkesin geldiği bölgenin bir farklı kültürü vardır. Saygı duyuyorum, onu yaşamakta da biz de saygı duyuyoruz, onlar da bize saygı duyuyordur. Ama şu var, şehirli olmanın, Bursalı olmanın farklı bir aidiyeti var. Sorumlulukları da var ayrıca. Sorumlulukları var. Biz bölgemizden geldik, buraya uyum sağlamak zorundayız. Buradaki ortak kararlara uyma mecburiyetindeyiz. Eğer öyle olursak, insanların birbirine sevgisi, birbirine saygısı. Yani şimdi burada benim hayatıma zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Elbette ki. Yani havayı kirleterek, suyu kirleterek, toprağı kirleterek, benim çoluğum için, benim de başkasına zarar verme hakkım yok. Bu ortak anlayışı burada tesis edebilirsek, inanın çok daha huzurlu, çok daha mutlu, güzel ortam oluşur. Kent konseyi daha çok iletişim ağırlık verecek gibi anladım ben bu sizin sözlerinizden. Ben iletişimin en üst noktaya çıktığı bir dönemi yaşamak istiyoruz. Yani gücüm yettiğince o olay üzerine gideceğiz. Zaten bu birliği, beraberliği tesis edersek çok daha fazla ses çıkacak. Ses ne kadar çok çıkarsa ona göre size olan, pozisyonunuzu olan saygı ona göre artar. Ses ne kadar azalırsa bu sefer senin olan etkinliğin, ağırlığın hissedilmez hale gelir. Yani, tabii bizim burada bir dönemde olsa bir şey vermemiz çok önemli. Yani neler yapabiliriz? Ortak düşünmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Yetki, kanun bana yetki vermiş. Diyor ki hemşireliğini güçlendir. Kalkınmada daha ortak hareket edip kalkınmayı sürdürülebilir hale getir. Ne bileyim, hak ve hukuk noktasında vatandaşın hakkını ve hukukunu koru. Sanayi varsa istenilen şekilde, çevre kurallarına uygun şekilde sanayinin gelişmesini sağla. Şehircilik yaşantısını artırın. Yani şimdi Nilüfer'deki insanımızla bu bölgedeki insanımız arasındaki farkı kaldırma noktasında, kentlilik bilinci oluşturma noktasında iyi bir ortamın yakalanmasını sağlamak zorundayız. Bak, çok ciddi bir konudan bahsediyorum. Çok önemli bir konu. Bunu kimse cesaret edip gündeme getiremez. Ben bunu ısrarla getiriyorum. Niye? Burada da kentsel dönüşüm olsun. Buradaki insan da otoparkı sitesinin içinde, çocuk oyun alanı sitesinin içinde, sosyal alanlar, sosyal donatıları sitesinin içinde olan bir hayat sürsün. Eğer onu sürerse, huzur içinde evinden çıkarsa, ekonomiye de bunun etkisi fazla olur. Sosyal yaşantıda da etkisi çok fazla olur. Kültürel alanda da. Ama siz bu insan daha sabah kalktığında gürültü, kirlilik, sokakta kavgayla, negatif duygularla güne başlarsa akşama kadar böyle gider. Huzurlu başlarsa akşama kadar huzurlu bir şekilde gider. Onun için her kesimin, Bursa'da yaşayan her kesimin, ben özellikle Pınarbaşı'nda doğmuş büyümüş ve orta kesim diyebileceğiniz bir kesimde yetişmiş bir ailenin çocuğu olarak bu kesimi çok iyi anladığıma inanıyorum. Bu kesimin de bu hayat standardına ulaştırılması noktasında elimizden geleni yapma mecburiyeti olduğuna inanıyorum. Şu var,
suç oranı da azalacak, eğitim oranı da yükselecek, sevgi saygı da yükselecek. Bu şehirleşmekle alakalı olan bir şey. Siz bataklığı ortadan kaldırmazsanız sivrisinek devamlı artar. Ama biz bataklığı ortadan kaldırmak zorundayız yani. Ortada var, böyle bir sıkıntı var. Evlatlarına ilgilenemiyor. Evlatlarına ortam hazırlayamadığın zaman evlat elinden kaçıyor. Kimse benim çocuğum yanlış bir yola gitmez dememeli. Biz ortamı iyileştirmek, rehabilite etme mecburiyetindeyiz. Burada bulunuyorsak bunu yapalım arkadaşlar. Yoksa bu yeri işgal etmeyeyim yani. Zaten 2 sene sonra bakacağım. Eğer bir şey yaptıysak burada oturmaya devam ederiz. Ama yapmadıysak burada durup da makamı işgal etmenin hiçbir anlamı yok. Daha verimli bir arkadaş gelsin, alsın, bayrağı taşısın. Yoksa zaman çok önemli. Zamanı boşa kullanmanın hiçbir mantığı yok. Anladığım kadarıyla kent dinamiklerini zorlayıcı bir Bursa Kent Konseyi göreceğiz bu dönemde. Sürekli İnşallah, böyle hani yani. Enselerinde olan, İnşallah. Sürekli takip eden, projeler üreten ve tabii şimdi o kendi yetkileri dahilinde de aslında onu sonuna kadar kullanan tabii. Ve onları kullanması için de işte o dinamikleri aslında harekete geçiren bir yapı olacak herhalde. Öyle olacak, öyle olması lazım. Zaten ben kendileriyle de konuşmaya başladım. Sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleri, bunlarla başladım konuşmaya. Birebir kendileriyle görüşüyorum. Hepsinden de bu anlattıklarım konularla ilgili olumlu tepkiler alıyoruz. Sağ olsun, beni bunlar heyecanlandırıyor belirli bir noktaya. Gerçi biz yavaş yavaş hareket ediyoruz ama sağlıklı hareket edelim, yavaş yavaş olsun ama bir neticeye ulaşalım istiyorum. Çok güzel şeyler olacak, inanıyorum yani. Mesela bana bir kardeşimiz bir not getirdi. Beni o kadar heyecanlandırdı ki hem Bursa'mız adına hem şehrimiz adına, Türkiye adına o kadar güzel ki haber şeyini getirdi bana. Üstün zekalı çocuklarla ilgili ülkemizde istenilen seviyede bir çalışmanın olmadığını gösteren bir gazete haberi. 400 bine yakın ülkemizde bu tür çocuk varken bu çocukların nerede ne şekilde okuduğunu inceleme ihtiyacı hissettim. Beni heyecanlandırdı bu haber. Bunları işte Amerika başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail bunlara ulaşıyormuş bu çocuklara. Kendilerine güzel bir hayat standardı önlerine koyuyormuş. Ülkelerine götürüyormuşlar eğitmeye. Ya düşündüm yani bizde var mıdır? Geçen hafta işte ikinci konuda şeye gittim. Özel Eğitim Genel Müdürü Ankara'ya. Gittim oturduk. Bir profesör hocamız. Dedim hocam bak işte haber bu. Baktı. Dedik ya işte bizde bir örnek bir çalışma başlattık falan. Dedim hocam biz Bursa'da bunu yapmak istiyoruz. Bu çocuklarımıza biz Bursa olarak sahip çıkmak istiyoruz. Eğer siz bize müfredat konusunda, öğretmen konusunda yardımcı olursanız biz bu okulu bir şekilde fiziki anlamda bunu yaparız. Ama bu çocuklarımızı biz nasıl okutacağımızı bilmiyoruz. Anaokulunda ne müfredatı olacak, kim öğretecek, hangi öğretmen? Yol haritası lazım. Yani. Ortada, lisede ve daha sonrası ne olacak? Bunlar üstün zekalı. Hocam da dertliymiş zaten. Dedi ki ya şimdi bak ben size bir çocuk göstereceğim dedi. Şeye dalmış böyle. 10 yaşında çocuk, 9 yaşında. Çocuk zıpır duramıyor yerinde. Hopluyor, zıplıyor. Hiperaktif bir çocuk. Aldık bunu dedi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıfına verdik. 10 yaşında. 10 yaşındaki çocuk. Dersler bu çocuğa yetmedi dedi. Aman İkinci Allah. Sınıfa verdik dedi. Gene yetmedi. Şimdi 3. sınıfta deniyoruz dedi. 10 yaşında. Hocanın bir çocuktan söz ediyoruz. Tabii yani. Şimdi bu çocuklar elimizde var. Ya bizim Türkiye'nin geleceği
İşte hepimizin bildiği gibi üstün teknolojiye sahip bir gelecek var. İletişimle alakalı. Genetik, yapay zeka, işte şimdi başlandı silah sanayi olsun buna benzer. Bunların Ar-Ge'lerinde bulunup bunlar da bu çocuklar, bizim çocuklarımız çalışsa Türkiye'yi uçurmaz mı? İnovasyon merkezleri var bir sürü. İnovasyon merkezleri var. Yani şimdi bizim bu çocuklarımızı biz bile bile bir yerlere kaçırıyoruz yani. Onun için dedim hocam ben sizden rica ediyorum. Ne olur bize engel de olmayın. Ama bu şeyleri verin. Fakat bu çocukların tespiti konusunda çok az yer var. İnşallah önümüzde rektöre de gideceğim ziyarete bu konuyla ilgili. Rektörümüz Uludağ Üniversitesi'ne. Diyeceğim ki hocam ya burada bir kamu, güvenilir bir kamu anlayışı çerçevesinde bu çocukların üstün zekalı olup olmadığı noktasında bir kurum oluşturulabilirse ölçüm yapabilecek. Bu çocuklarımızı tespit edelim. İnşallah buradan gideceğim Ticaret ve Sanayi Odası'na. Dedim ki arkadaşlar bak bunu siz sahiplenin. Altyapısı var. Ben meclisten raporu da aldım. 500 sayfa araştırma komisyonu raporunu. Okuyorum şimdi onu da. Altyapı var. Siz meclisten geçirin bunu. Burada bir anaokulu, ortaokulu, lisesi ve buradan üniversiteye kadar, özel üniversiteyi de siz yapın. Burada bir fon ayırın bunlara. Meclisten bir karar geçirin. Buna siz sahip çıkın. Ticaret ve Sanayi Odası Lider Yetiştirme Okulu. Burada sizin de katkınız olsun. Bursa'nın bir projesi olsun. Bursa'da bu çocuklar yetişsin. Bursa'da istifade edilsin bunlardan. Türkiye'de buradan örnek alsın. Farklı bir şey oluşsun. Bakalım işte dolaşacağız. Böyle bir kamuoyu oluşturabilirsek, bir farkındalık oluşturabilirsek, tabi bu benim yalnız yapabileceğim bir şey değil. Bu bir geldi önümüze bir belge olarak. Ben bundan bir rahatsız oldum. Bunlar bizim evlatlarımız. Bursa'da bunun önderliğini yapalım. Türkiye'ye de bir önder olalım Bursa olarak. Ne olur? Ne kaybederiz? Yapamazsak da yapmayanlar utansın. Biz belirli bir yere taşıyalım yani. Aslında bunlar bile Bursa Kent Konseyi'nin nasıl bir harekete geçtiğini, nasıl bir yol aldığının sayenizde ve çabanızla, Sayın Başkan, dikkatinizle bu kanıtı aslında. Çünkü evet biz Bursa için bu öncü ifadesini kullanıyoruz. Bazı noktalarda gerçekten öncülük, liderlik yapmışlığı var ama aslında topluma mal olan, yani bir marka niteliği taşıyan, efendim ülke genelinde veya ülke dışında çalışmalara imza atabilmiş, henüz daha böyle bir imza projemiz yok belki de. Bunlar gerçekten hani has Bursa'nın içinden çıkacak da işler olduğu için hani bu kent konseyinin direkt görevi mi? Aslına bakarsanız misyon edinmişsiniz siz de. Aslında görevi edinmiş vaziyette. Aslında bizim görevimiz ya bu çocuklar bizimse bizim görevimiz. Yani bir de bizi burada bunca sivil toplum kuruluşu, yani Bursa'nın sivil olan, aslında tamamı sivil. Bursa'nın biz bu derdine, bu sorununa el atmıyorsak, hatta Türkiye'nin bu soruna Bursa olarak biz el atmıyorsak bunda bir sıkıntı var ya. Ben bu çocukları niye kaybedeyim ya? Bir de her şeyi devletten beklememek lazım mantığı da aslında söylediğiniz gibi. Bir ortaya atalım, bir koşuşturalım, bir gayret gösterelim. Yapmazsa yapmayanlar utansın. Ama yapılacaktır inanıyorum. Bu işe herkes sahip çıkacaktır. Yani. Mutlaka öyle. Sahip çıkacaktır. Sayın Başkan, programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz neler var? Çok keyifli bir sohbet ya. Oldu. İnsan bitmesin istiyor ama. Her şey Bursa için. Biz Bursa'mızı seviyoruz. Ben gerçekten Bursa'da doğdum, büyüdüm. Babam Bursa'da doğdu, büyüdü. Bursa'da bana ekmek yedirdi. Şumernos'tan. Bursa halkının katkılarıyla olan bir fabrikadan ben ekmeğimi yedim. Bursalıların belki rahatsızlık verdim bu yaşıma kadar. Belki mutluluğuna ortak oldum. Ama Bursa'ya bir borcum vardı. Bu teklif yapılınca beni milletvekili yapan, beni uzun yıllar belediyede görev yaptım, bürokrat olarak kahrımı çeken Bursa halkına elbette ki hizmet etmek
Elbette ki elimizden geleni yapmak, tecrübelerimizi aktarmak, sevgimizi insanlarımıza aktarmak, saygımızı aktarmak, birikimlerimizi aktarma noktasında bu görevi kabul etme mecburiyetim vardı. Bu görevi kabul ettim. İnanıyorum ki halkımız bize yardım edecek. Biz de bu yardım çerçevesinde bir takım projeleri hayata geçirmenin mücadelesini yapacağız. Her şey Bursa için. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyoruz Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Diliyoruz ki bu bir ilk olur. Sizler projelerinizi geliştirdikçe, kamuoyuyla paylaştıkça bizler de buna aracılık eder. Bütün Bursa'ya duyurmuş oluruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Eksik olmayınız. Efendim, sohbet odasının sonuna geldik. Bursa Kent Konseyi Başkanı sevgili Şevket Orhan'la birlikte Bursa'yı konuştuk, geçmişini konuştuk ama daha önemlisi geleceğine dair de kendisinin ve konseyin aslında amacını da, yeni projelerini de dinlemiş olduk kendisinden. Bir başka sohbet odasında görüşünceye kadar hoşça kalın.